Merhabalar. Yine Royal Ottoman Society merkezi olarak bir konuşma, bir sohbet, bir muhabbet içinde sizlerin huzurlarınızdayız. Bugün Avrupa'nın en ünlü şahsiyetlerinden ve işbilir kişilerinden, tecrübeli insanlarımızdan Bayram Türkoğlu ile birlikteyiz. Kendisiyle bugün hem biraz gündem, hem biraz tarih, hem de bazı kişisel düşüncelerimizi tartışacağız, konuşacağız ve muhabbet edeceğiz. Bunları da sizinle paylaşmak için işte bugün bir araya geldik. Evet, hoş geldiniz Bayram Bey. Bize kendinizi bir tanıtır mısınız? Hoş bulduk Alberk Efendi. Baştaki girişiniz için teşekkür ederim. Bizi Avrupa'nın en tanınmış insanlarından birisi olarak lanse ettiniz. Estağfurullah. Biz hasbelkader kendi bölgemizde, özellikle Rhein-Neckar, biraz Baden-Württemberg eyaletinde topluma işte 30-35 yıldır hizmet etmeye çalışan, tabii amaç ve gaye burada Allah rızasını kazanmak. Ama bununla beraber toplumsal, dini, sosyal, kültürel kimliğimizi yaşamak, yaşatmak adına, korumak adına, yine burada yaşayan insanlarımızın haklarını koruyabilmek, yapılan haksızlıkları dile getirebilmek adına hasbelkader belirli kurum, kuruluşlarda hizmet eden bir kardeşiniz. Adım Bayram Türkoğlu, 55 yaşındayım, 3 çocuk babasıyım. Ludwigshafen'deki kimya firmasında da teknik eleman olarak çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Burada sizin aldığım bilgilere göre bir lobi çalışmalarınız oluyor. Şimdi bu lobi çalışmaları nedir? Çünkü birçok gençlerimiz bu kelimeleri pek bilmez. Bu lobi çalışmalarını bize biraz anlatabilir misiniz? Ne hususta ve hangi amaçla yürütmektesiniz? Evet. İsterseniz lobi çalışmalarına ya da lobinin ne olduğuna gelmeden biraz daha geçmişe gideyim. Bir iki cümleyle buyurun. Lobi noktasına niye geldiğimizi anlatayım. 60'lı 65'li yıllar arasında bizim Türk insanı buralara çalışmaya geldiler. İlk etapta 1 milyona yakın insan. Yani bizim annelerimiz, babalarımız Almanya'ya çalışmaya geldiler. Belki ilk 10 yıl işte 3-5 kuruş kazanayım, evet. Türkiye'de belki bir traktör alayım, bir daire alayım düşüncesiyle buralarda çalıştılar. Hatta parasını toparlayabilen gitti. Bu arada bazıları toparlayamadı, öyle gitti. Ama bir bölüm insan da kaldı. Avrupa'da kaldı. Ve eşlerini yanlarına getirmeye başladılar. 70'li yılların başlarında, ortalarına doğru, 80'li yıllara doğru geri dönemeyen insanlarımız, o ilk nesil, bizim büyüklerimiz, ailelerini buraya getirince sosyal hayat ihtiyacı hasıl oldu. Yani şöyle değerlendirmek lazım, Almanya gibi, hatta biraz daha genişletirsek, Avrupa gibi gayrimüslim bir diyarda Müslüman Türk toplumu sosyal hayat arz ediyor, ihtiyaç hissediyor. Bu ne demektir? Bunu biraz düşündüğümüzde anlarız, algılarız. İlk etapta insanlar dini ihtiyaç hissettiler. Yani namaz kılma ihtiyacı, cami ihtiyacı, ne bileyim çocuğu varsa sünnet ihtiyacı, bu ve buna benzer şeyler. Dolayısıyla 70'li yılların başından itibaren 90'lı yılların sonuna kadar Almanya'da ve Avrupa'da özellikle cami noktasında ya da dini ihtiyaçların giderilmesi noktasında büyük bir kurumsallaşma sağlandı. Allah'a şükürler olsun, bugün 3000 civarında Türk kökenli cami var sadece Almanya'da. Maşallah. Avrupa'yı toplam değerlendirirsek, aktif olarak. Evet, evet. Avrupa'yı toplam değerlendirirsek 5000 civarında camimiz var. Tabii bunlar farklı bazı teşkilatlarımızın bünyesinde. Yani bu açıkça bir gizli fetih. Eyvallah, oralara da biraz sonra geleceğiz inşallah. Yani bu sadece dini ihtiyaçların giderilmesi noktasındaki teşkilatlanmaydı, evet. Kurumsallaşmaydı. Allah'a şükürler olsun, birinci neslin yani büyüklerimizin başlattığı bu mücadele bugün emin ellerde. İşte Diyanet İşleri Başkanlığımızın üzerinden, DİTİB Teşkilatımız üzerinden, Milli Görüş Teşkilatımızın üzerinden, bunların üzerinden bu dini ihtiyaçlar gideriliyor. Hepsi bizim teşkilatlarımız. Hepsini de destekliyoruz, desteklemeliyiz. Ama tabii sizin sorunuz lobi ile alakalıydı. Evet. Şimdi oraya geliyorum. 90'lı yılların sonlarında, 2000'li yıllarda
toplum olarak düşünce arz eden, fikir arz eden ya da toplum içerisinde zaman zaman yaşanan sorunları değerlendiren insanlarımız şöyle bir eksikliğin farkına vardı. Ya tamam, dini anlamda her türlü ihtiyaçları gidermek üzere kuruluşlarımız var, eyvallah. Ama ve lakin bizim hakkımız da burada, sadece Almanya değil bütün Avrupa'da, belirli kararlar alınıyor. Hakkımızda işte ne bileyim gizli odalarda, kapı arkalarında belirli kararlar alınıyor. Bize danışmadan. Ve bize danışılmadan ve bunların çoğu da zaten bizimle alakalı ama bize uymayan kararlar. Ya biz bu karar mekanizmasına dahil olmalıyız. Mantığı ortaya çıktı. Biz bunun adına kısaca lobi diyoruz. Ve 2000'li yıllarda böyle bir ihtiyaç hasıl olunca tabii insanlara şunu anlatmak lazım. Lobi ne? Siyasi katılım ne? Karar mekanizmasına dahil olma ne? Dolayısıyla 2000'li yılların başlarında özellikle cami dernekleri üzerinden ya da o zamana kadar var olan mevcut kültürel dernekler üzerinden tecrübe edinmiş bazı arkadaşlar, bunlardan bir tanesi de acizane benim, lobi dernekleri kurmaya kalktılar. Dolayısıyla Almanya genelinde şu anda nereden baksanız 20-30'a yakın bölgesel lobi dernekleri var. O kadar var mı? Var, var. Mesela eski ismiyle UET'di, yeni ismiyle UID, bir lobi derneğidir, lobi teşkilatıdır. Dolayısıyla amacı ve gayeci dini hizmetten ziyade buradaki Türk toplumunun hakkını savunmaya çalışan, topluma temsilcilik yapmaya çalışan, topluma söz yormaya çalışan bir yapıya sahiptir. Şimdi bu saydığınız isimler, bu topluluklar, bu dernekler, teşkilatlar, evet, lobi çatısı altında çalıştığını söylediniz biraz, evet, önce. Bunların diğer dernek ve teşkilatlarla bağlantıları ne derecededir? Evet. Şimdi oralarda biraz tabii ki bir soru işaretidir bizde. Madem ki bunlar lobi çalışması yapıyorlar ve halkın, Türk milletinin, Müslümanların menfaatine göre bu, yani bir şekilde birleştirici, evet, unsurları teşkil etmiyor mu? Etmek zorunda değil mi? Mutlaka. Ha, bunların diğer derneklerle irtibatları ne derecededir? Evet. Ne aşamadadır? Eyvallah. Teşekkür ederim. O sorunuza cevap vereceğim. Ama ondan önce tabii lobi hizmeti vermeye çalışan sadece UID değil. Evet. Bunun yanında örneğin ne diyelim, bizim biraz daha açık, biraz daha dini noktanın ortasında olan işte Türkçe Gebeinde Deutschland dediğimiz bir kurumumuz var. Evet. Biraz da sol camiye üzerinden hizmet eden bir kurumumuz. Ama önemli değil. O insanların da ne diyelim buradaki Türk toplumuna yönelik güzel çalışmaları var. Onları da takip ediyoruz yakından. Ama aynı zamanda da bölgesel birçok, örneğin işte Türkçe Gemeinde Rheinland-Pfalz adı altında, Türkçe Gemeinde Rhein-Neckar adı altında, Türkçe Gemeinde München adı altında böyle toplumsal kuruluşlar var. Yani farklı isimlerde bulunabilirler. Bu buralarda hizmet eden insanlar ilk etapta topluma, içinde yaşadığımız topluma siyasi katılımcılığın ne olduğunu toplumumuza anlatmaya çalışan, aynı zamanda da sorunlar yaşandığında dik duruş göstermeye çalışan kurumlarımız. İzleyenler beni affetsinler eğer birilerini unuttuysam. Dolayısıyla niyetim asla unutmak değil. Şimdi bu lobi dernekleri, evet, direkt olarak yani siyasi anlamda bu dini teşkilatlanmalardan sonra siyasi anlamda aktif olmaya çalışan, kurumsallığa çıkmaya çalışan lobi mantığından bahsettim. Parantezi açayım, burada şunu da söyleyeyim. Buyurun. Tabii ki Almanya ve Avrupa'da özellikle Osmanlı kültürünü yaşamaya, yaşatmaya çalışan, dolayısıyla yine Türk kültürünü, bu dil olur, eğitim olur, sanat olur, spor olur, birçok farklı alanda bu sosyal ve kültürel değerlerimizi yaşamaya, yaşatmaya çalışan birçok kuruluşlarımız var. Sizler de aynı şekilde 1990'lı yıllardan beri, yanlış bilmiyorsam, evet, Avrupa'da, özellikle Avrupa, sadece Almanya değil diye düşünüyorum. Evet. Avrupa'da Osmanlı kültürünü sadece Türkiye'de kalmasın, Avrupa'daki insanımız tanısın, en azından yeni nesiller tanısın, bilsin, öğrensin. Ama aynı zamanda da içinde yaşadığımız toplumlar tanısın, bilsin, öğrensin diye girişimlerde bulunulmuş,
teşkilatlanılmış Almanya'nın ya da Avrupa'nın muhtelif bölgelerinde evet. hizmet veren bir kuruluşsunuz. Yine Osmanlı Derneği. Yani evet. Yanlış söylemiyorsam güzel. Çok doğru. Bunlar da son derece önemli. Dini kurumlarımız kadar önemli. Lobi derneklerimiz kadar önemli. Dolayısıyla yani şimdi toplumun dini ve siyasi ihtiyacını giderdikten sonra diğer sosyal, kültürel ve manevi değerlerini, bin yıla dönük değerlerini unutmak, bir kenara bırakmak doğru olmaz. O açıdan ben sizleri bu noktada kutluyorum. Dolayısıyla bundan sonra da inşallah çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayım. Şimdi o birlikte çalışma meselesine gelelim. Dolayısıyla biz de bana başta sormuştunuz ya hani lobisel çalışma içerisinde evet. bulunuyorsunuz. Biz de 2006 yılında Rhein-Neckar bölgesinde burada iki eyalet hatta üç eyalet söz konusu Rhein-Pfalz eyalet tamamen Baden-Württemberg eyaletinin bir bölümü ve aynı zamanda da Hessen eyaleti olmak üzere Hessen eyaletinin bir bölümü olmak üzere burada yine Türk toplumunun arz ve taleplerini dile getirmek, topluma yönelik haksızlıkları dile getirmek, zaman zaman dik duruş sağlayabilmek, belirli konularda itiraz edebilmek adına hasbelkader bir oluşum sağladık, lobisel oluşum sağladık ve bugüne kadar ne diyelim, elimizden geldiği kadar tabii, yani gücümüz yettiği değerde, mekansal, finansal noktalarda gücümüz yettiği kadar topluma hizmet ettik, etmeye de çalıştık. Bu lobisel oluşum bir süreç. Yani bugün evet. hala daha tamamlanmış, bitmiş değil. Sorunuz şuydu. Paralel olarak kurulan lobisel oluşumlar arasındaki çalışma nasıl? Tatmin edici mi bağlantılar değil mi? Bağlantılar var mı? Evet. Ne şekilde evet. bir bağlantı var? Evet. Ve bu lobiler, evet. bu lobi dernekleri diğer derneklerle ne şekilde irtibattadır? Evet. Evet. Çünkü bağlayıcı ve birleştirici olmak zorundadır. Eyvallah. Doğru mu? Gerçek aynen bir lobi derneği, evet. teşkilatı diğer dernekleri de görmezden gelmemelidir. Aynen öyle. Dışlamamalıdır. Hı hı. Bu duruma bakış açınız evet. ne derecede evet. yapılıyor mu? Evet. Eyvallah. Şimdi lobi dernekleri arasında bile dedim ya bir süreç, bir gelişme süreci, oluşum süreci, gelişme süreci. Lobi dernekleri arasında bile yeteri kadar iyi bir işbirliğinin daha olmadığını, oluşmadığını görüyorum. Ama bu bir süreç şey değil, karamsar değilim. İleriye doğru inşallah bunların aşılacağını, hani belki şu anda ilk etapta işte benlik davası vesaire evet. daha ön planda ama eğer biz lobi mantığı ile değerlendirirsek topluma aslında biz ortak faydamız topluma hizmet. Evet. Bu noktada mutlaka birleşmemiz illa aynı çatı altında olmasa bile bağlantılarla beraber ortak hedeflerde birlikte hareket etme niyetiyle i̇stişareyle. Beraber, istişareyle, evet aynen, ortak noktalarda bir araya gelerek sorunlara beraber çözüm arama noktasında mutlaka adımlar atmalıyız, birbirimize yaklaşmalıyız. Yaklaşmalar var mı? Evet var ama yeterli derecede mi? Hayır. Bunun mutlaka belirli bir zamanla ileriye doğru düzelmesi lazım bu. İkincisi, mevcut lobi derneklerini, lobi teşkilatlarını kendi egemen oldukları, hakim oldukları ya da hizmet ettikleri bölgelerde Türk toplumuna yönelik hiçbir kurum ve kuruluşu göz ardı etmemeleri gerekiyor. Yoksa lobi derneği, lobi teşkilatı olma özelliğini kaybeder. Amacını yitirir. Amacını yitirirler. Ne olursa olsun. Ne bizim TGRN derneğini ne de bir başka derneğin herhangi bir kurumu ya da kuruluşu tabii ki devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genel yapısına değil mi? Evet. Sadık kaldığı sürece, aykırı olmadığı sürece değil mi? Yani bizim belirli kırmızı çizgilerimiz var. Çok burada doğru. açık açık söyleyebilirim. PKK ve FETÖ. Bağlantılı olmadığı sürece. Olmadığı sürece devletin birliğine ve beraberliğine sıkıntı vermeyecek. Şir koymadıkları sürece bütün kurumlarla, kurum ve kuruluşlarla beraber çalışmalıyız. Ama yapılıyor mu bu sizce? Eksik. Yani birbirleriyle iyi çalışan, iyi diyalog içerisinde olan kurumlarımız, kuruluşlarımız, derneklerimiz var. Ama aynı zamanda birbirlerinden uzak duran kurum ve derneklerimiz de maalesef var. Bu da bir süreç diyorum. İleriye doğru ben bunu daha iyi anlattığım şeylerin
birlikte çalışılması gerektiğinin daha iyi anlaşılacağını ve bunun iyileşeceğini düşünüyorum. Ama mutlaka bu konuda fikir, kafa yormalıyız ve ortak çözümler aramalıyız. Hata nerede sizce? Yani burada eksiklik nerededi? Yani yönetim kurulunda mı, yöneten kişilerde mi yoksa? Bir anlayış sıkıntısı mı var burada? Bir şahsi menfaatler, sıkı düşünceler ve hatta itişme, kakışmalar meselesi. İlk etaptaki ana sorun ego. Yani dernek ya da teşkilat kuran benim diyor. Maalesef. Çok üzücü bir şey. Bundan geçmeliyiz, bundan çıkmalıyız. Devletler öyle yapıldı. Aynen öyle. Çünkü dernek kuruyorsanız topluma hizmet etmek için kuruyorsunuz. Şimdi amacınız toplumsa o zaman diğer derneklerle işbirliğini göz ardı edemezsiniz. Yani o açıdan bu egoyu yıkmak lazım. İkinci ana sebep de yeteri kadar diyalog etmemek. Ben her zaman şunu söylüyorum, birçok konuşmalarımda da söyledim. Hasan Hans'la buluşuyor, diyalog içerisinde oluyor, fikir terakisinde bulunuyor ama Hasan Hasan'la hala buluşamadı. Sıkıntımız bu. Evet, ana sıkıntımız bu. En büyük konu diyalogsuzluk. Yani antipati kurmamak, ön yargılı davranmak. Hayır efendim. Yani birbirimize gideceğiz, geleceğiz. Yani birbirimiz hakkında yanlış şeyler duymuş olabiliriz. Ön yargılı düşüncelere hasıl olmuş olabiliriz. Bunların hepsi doğal. Bu süreçte, oluşum sürecinde bunların hepsi doğal. Ama bunu yerinde tatbik etmek görmek lazım. Aynen öyle. Eyvallah. Bunu yerinde tatbik etmek lazım. Ziyaret etmek lazım. Davet etmek lazım. Dinlemek lazım. Algılamak lazım. Ben size bir örnek vereyim. Buyurun. Bir çalışmamızla alakalı. Sadece mesela TGRN Derneği'nin yüzlerce çalışmasında sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Orada da zaten iş anlaşılacaktır. Biliyorsunuz 2016 yılında, daha doğrusu 2015 yılında başladı. Sözde Ermeni soykırımı Almanya'da, Fransa'dan sonra gündeme geldi ve bu federal mecliste ve eyalet meclislerinde işlenecek ve orada kabul görecek denildi vesaire. Bizde yine işte deminki anlattığım o lobi mantığı ile harekete geçmemiz gerektiğini hissederek dedik ki yani böyle şey olamaz. Birincisi daha 1915 olayları Ermeni, yani sözde Ermeni soykırımı, bize atıfta bulunan o sözde Ermeni soykırımı nedir, ne değildir, gerçek anlamda ne kadar kurban vardır vesaire, bunun sahipleri nedir anlaşılmadan Avrupa parlamentoları sanki Avrupa mahkemeleriymiş gibi bunu karara bağlayacak ve geçirecek. Ve infaz edecek. Ve infaz edecek. Böyle şey yani bu tamamen haksız bir olay. Hiçbir meclisin dünyada hiçbir olayı bu şekilde meclisten geçirmeye hakkı yok. Yapabilecekleri bir tek şey var. Siz tarafsız bir tarihçiler kurulu oluşturursunuz. Belgelere dayanarak araştırırsınız. O araştırma 6 ay, 1 sene, 2 sene sürer bilemem. Dolayısıyla arkasından onların vereceği rapora göre hükmedersiniz. Bunun böyle olmadığını görünce biz dedik ki TGRN olarak, ama bakınız burada o zamanki birliğe yani ortak çalışmaya geleceğim. Ve hala da özendiğim o zamanki çalışma, özendiğim bir çalışmaydı. Biz o zamanlar dedik ki TGRN Derneği olarak, biz bunu tek bir dernek olarak yaparsak bu fazla ses getirmez. Çevremizde ne kadar, Rhein-Neckar bölgesinde ne kadar dernek, kurum, kuruluş varsa yazarak dedik biz buna itiraz ediyoruz. Eyalet hükümetimizi, Rhein-Neckar eyalet hükümetimizi bu konuda uyarmak istiyoruz. Böyle bir haklarının olmadığını, bunu yaptıkları takdirde gerekirse eyalet hükümetinin etrafını ya da eyalet parlamentosunun etrafını kara çelenklerle tamamen kapsayacağımızı, çevireceğimizi dile getirelim. Ne dersiniz dedik. Sağ olsun belki 35-40 derneğe yazmıştık. 17 dernek bizimle beraber hazırladığımız yazıya, itiraza imza attılar. Bunu eyalet hükümetine gönderdik. Eyalet hükümeti de o sıralar bu sözde Ermeni soykırımını mecliste karara bağlayıp Türkiye'yi bu konuda mahkum edeceklerdi. Bizim bu yazımızdan sonra o çalışmadan vazgeçtiler. Buyurun. Evet. Ama tabii bu üzücü taraf 17 dernek sadece. Bu kadar dernek. Olsun seçtiler. Ama ona rağmen ortak çalışmanın bir ne başarı getirdiği, ortak çalışmanın büyük bir başarı. TGRN Derneği'ne mal etmiyorum bunu. Evet. Bunu bütün o günkü 17 derneğimize birden mal ediyorum. Ortak çalışmanın ne sesler getirebileceğini. Evet.
Oysa ki 17 dernek var. Onu kastediyorum. Evet evet. Daha 170 evet. dernekten bahsetmiyorum. O var. Bir de onun dışında Almanya genelinde evet. diğer dernek. Sadece 17 dernekle evet. bu kadar evet. başarılı getiriyorsa, ses getiriyorsa evet. aslında evet. hep birlikte olsaydık evet. neler olurdu değil mi? Evet. Burada şunu söyleyeyim. Mesela birçok yerde birçok arkadaşımız ya da birçok insanımız ya niye bir çatı altında toplanmıyorsunuz? Bakınız açık ve seçik söylüyorum. Türk toplumuna hizmet eden, farklı alanlarda hizmet eden kurum ve kuruluşların bir çatı altında toplanması mümkün değil. Bu bir ütopi. Dolayısıyla. Ama Türk toplumuna hizmet eden, bakınız bu çok önemli. Bunu iyi algılamak lazım. Türk toplumuna hizmet eden kurum ve kuruluşlar ortak noktalarda beraber hareket edebilirler. İslam'ın ve milli menfaatlerimize destek vermek zorundayız. Hepimiz. Aynen. Görevimiz bu. Ortak noktalarda mutlaka bütün dernekler olmasa da belirli bir bölüm dernekler ortak noktalarda birlikte hareket edebilirler. Bu çocuklarımızın buradaki eğitim meseleleri olabilir. Bizlere yıllardır 5. nesile gelmemize rağmen verilmeyen çifte vatandaşlık hakkı olabilir. Buna benzer birçok mezarlık hatlar, olayları değil mi? Mezarlık olayları, dinin dini icabelerin vecibelerin yerine getirilmesi konuları olabilir. Türkçe derslerin okullarda Alman dersleri gibi kabul görmesi, notlandırılması olabilir. Ayrımcılığın ortadan ayrımcılık kalkması olabilir. Yani birçok şey. Şimdi burada, Bayram Bey. Evet. Ben sizi doğru anladığıma inanıyorum. Şimdi şu şekilde olması gerekiyor. Eğer herhangi bu dernek teşkilatlardan evet. bir tanesi güzel bir fikir ortaya koyduysa veyahut da güzel bir adım atacaksa evet. doğru evet. bütün İslam alemine veyahut da Türk milletine faydalı olacak bu yaşadığımız bölgede diğer teşkilatların o fikirde destek vermesi yarın başka bir teşkilat güzel bir fikir ortaya koyar diğer teşkilatların o diğer derneğe destek vermesi gerekmektedir diyorsun. Yani evet. kimde güzel bir fikir varsa evet. güzel Aynen. bir adım varsa evet. tüm milletimize faydalı olacak. Evet. Diğerlerinin ona kıskançlık değil, hasetle değil. Değil. Destekle yaklaşmaları gerektiğinden bahsediyorsunuz. Yanılmıyorsun. Aynen. Eyvallah. Aynı dediğinize katılıyorum ve dediğinizi kastediyorum. Ve bununla alakalı da şimdi ortak hedeflerin belirlenmesini nasıl yaparız gibi ilgiyle alakalı da tabii ki düşüncemiz, önerimiz var. O da çok basit. Diyoruz ki biz bölgelerde oluşan lobi dernekleri ve oradaki bölgesel dernekler çok fazla değil. 6 ayda bir defa bir araya gelerek gündem oluşturup ortak noktalar belirleyip bir sonraki 6 aya kadar o ortak noktalarda çalışsalar birçok şey ortadan kalkacak. Kendiliğinden çözülecektir. Evet. Aynı şeyi bu bölgesel dedim. Aynı şeyi eyaletler bazındaki kuruluşlar yine aynı şeyi Almanya genelinde Avrupa bazındaki kuruluşlar kendi aralarında 6 aylık diyalog toplantılarıyla, diyalog platformlarıyla. Yani her teşkilattan bir sözcü gelecek, evet, bir yetkili evet. gelecek, birleşecekler. Bunları sağlasalar çok güzel olacak. Tabii bu konuda şunu söyleyeyim, dini teşkilatları yargılamamam gerekir. Onların atmış olduğu pozitif bir adımı burada dile getirmem gerekir. Dini teşkilatlarımız Almanya genelinde bir diyalog platformu oluşturdular. Çok güzel. Yani 6 ayda bir o mevzu bahis dini teşkilatlarımız bir araya gelerek dini meseleleri değerlendirip ortak noktalarda birlikte çalışıyorlar, çalışabiliyorlar. En azından federal hükümete muhatap oluyorlar. Federal hükümet de onlara muhatap oluyor. Bu lobi çalışmaları içinde bence bir örnek. Ama biz daha lobisel kurumlar, teşkilatlar olarak bunu sağlayamadık Almanya'ya geldik. Kaç yıldan beri uğraşıyorsunuz bu işle? Yani ilgileniyorsunuz? Evet, ben 15 yaşında Almanya'ya geldim. Küçük bir kasabaya geldim. Hala da o kasabadayım. İlk 3 senem biraz Almanca öğrenmek, ortamı öğrenmekle geçti. Ama gayet iyi Almancanız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ama 18 yaşımdan beri özellikle o geldiğim küçük kasabada hemen o zamanlar işte biraz folklor, biraz tiyatro grubu, hemen bir sosyal icraatlara ve arkasından da spor kulübü kurarak çalışmalarıma başladım. Daha sonra 35 yıla yakın Diyanet Teşkilatımızın Gürünçtat Camii'nde de zaman zaman başkan olarak, zaman zaman başkan yardımcısı, zaman zaman sekreter, zaman zaman denetleme kurulunda 35 yıl boyunca hizmet yapmış bir kardeşimizim. Evet. Onun dışında da evet, Göçmenler Meclisi'nde 25 yıllık, onu da belki dile getireyim, hizmetim var. O da şu, Alman toplumu ile Türk toplumu arasında, ki Göçmenler Meclisi deyince biraz daha farklı,
Alman toplumu ile göçmenler toplumları arasında köprü vazifesi. Anlamak, algılamak, empati kurma vazifesi. Tabii görev arkadaşlarımla beraber gördüm. Buradaki amaç ve gaye de aynı. Aynı lobisel mantık. Kaç dernekle birlikte çalışıyorsunuz şu anda? Ya şu an itibariyle yani birlikte çalışıyoruz derken ben yine biraz evvel ne dedim? Türk toplumuna hizmet eden bütün kurum ve kuruluşlar benim değer verdiğim, önemsediğim ve muhatap almam gereken kuruluşlar. Onlar bizi nasıl görürler onu bilemem. O ayrı bir mesele. Herhangi bir bu 30 sene, 35 sene içinde yani neleri değiştirebildiniz bu çalışmalarla? Nelere imza atabildiniz? Hangi başarılara imza atabildiniz? 2007'li yıllarda eyaletin adını taşıyan Rheinland-Pfalz Türk Günlerini bu eyalete kazandırdık. Ama maalesef 2015 yılından beri icra edilmiyor. Edilemiyor. Ne sebeple icra edilmiyor? Bir araya gelinemem. Şimdi niçin böyle? Çok önemli bir soru. Soracağım. Ben birkaç şey daha bu kadar emek versin. Veriyorsunuz çünkü. Evet. Yine 90'lı yıllarda ne diyelim Rheinland-Pfalz eyaleti genelinde veliler birliklerinin mutlaka kurulması gerektiğini, oluşması gerektiğini, özellikle Türk öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde dile getiren ve bununla ilgili birçok şehrimizde, Rheinland-Pfalz eyaletindeki birçok şehrimizde toplantılar yapan, velilerimizi o noktada yönlendiren insanlardan bir tanesiyiz. Yine gençlik döneminden kalma sporla alakamız var ya, çok iyi bir futbolcu değilim ama futbol kulübü kurduk. Dolayısıyla yine birçok bölgede futbol kulübü kurulmasına aktivitelere vesile olduk vesaire. Şey dediniz yani şu anda bazı ne diyelim o zamanlar bazı şeylere imza atıldı ama şu anda neden bunlar devam etmiyor noktasında. Ya, niçin tutulmadı yani o sözler, o birliktelik niçin gelmedi? Evet. Ya buradaki olay şu, biz daha hala toplum olarak asla toplumumuzu suçlamıyorum, suçlamak istemiyorum. Çünkü bunu bir süreç olarak görüyorum. Sorunuza direkt cevap vereceğim ama ondan önce insanlar iyi anlasınlar diye şunu söyleyeyim. 15 yaşından beri Almanya'dayım. Ben Almanya'da şunu öğrendim. Özellikle Alman uzmanlar. Diyorlar ki bir toplum ancak 1000 yılda oluşuyor. Sosyal, kültürel yapısıyla, manevi değerleriyle, gelişimiyle 1000 yılda oluşuyor. Biz 60'lı yıllardan 60 senemiz doldu dolmak üzere. Şimdi 60 yılda dedik ya ilk 20 yılı zaten hani dini ihtiyaç hasıl olduğu için dini ihtiyaçların giderilmesi noktasında bir teşkilatlanma oluşmuş. Diğer bütün teşkilatlanmalar, diğer bütün hizmetler profesyonel değil. Bilmem Allah, işin özü bu. Bu profesyonellik tam sağlanmadığı için biz neye, niçin ve neden hizmet ettiğimizi, neden kurulduğumuzu tam olarak algılamış değiliz. Algılamış olsak birlik ve beraberlik sağlanacak. Anlayış yani. Algı sorunu, anlayış sorunu. Bayram Bey, bütün tarihle ilgilenenler, Türklükle, milliyetçilikle, İslam'la ilgilenenler şunu çok iyi bilir, bu çok meşhur bir sözdür. Evet. İki Türk bir araya gelse devlet kurar. Evet. Şimdi sizin anlatımınıza bakarsak 40 Türk bir araya gelip çadır kuramadık. Evet. O durumda mıyız? Yok, tam değil. Açıklayayım. Evet. Şimdi şu var. Ne derler? Yiğidi öldür hakkını yeme derler ya. Ben 18 yani 15 yaşında almaya geldim ama 18 yaşından beri bu işlerin içerisindeyim. Türk toplumu kadar Avrupa'da aktif başka bir toplum yok. Kesinlikle. Bakınız. Neden? Biraz evvel ne güzel dediniz. Bir sultanın, bir padişahın sözü. İki Türk bir araya gelse devlet kurar. Bir tanesinin belki gücü yetmez ama iki kişi gelse devlet kurar. Burada şu anda sadece Almanya'da mevcut 5000 aktif dernek var. Tabii bunların birçoğu bazı teşkilatların bünyesinde şubeler olarak teşkilatlanmış. Sorun değil. Ama tekil şube olarak baktığımızda 5000 tane tescilli hizmet veren, devlet nazarında kabul görmüş, Alman devlet nazarında farklı alanlarda hizmet etmiş kuruluşumuz var. Bu az değil. Bu biçimsenemez. Ama hiçbir birbirini pek tanımaz. Ben sürece bakıyorum. Evet. Dedim ya yani şu an dini teşkilatlarımızda övmem de lazım, söylemem de lazım. Eksiği de söyleyeceğiz falan. Tabii ki aynen eyvallah. Dini teşkilatlarımızda kurumsallaşmanın amacı ve gayesi anlaşılmış durumda. Çünkü onlar artık belli bir profesyonel yapıya, eyalet yapılanmaları, federal yapılanmalar ya da Avrupa teşkilatlanmaları da varsa farklı ülkelerdeki yapılanmalarla güzel bir hizmet sunmaya çalışıyorlar. Bunu
günden güne daha iyi yapmaya, daha çok kurumsallaşmaya, kendi bünyelerinde sağlamaya çalışıyorlar. Bu noktada iyiler. Diğer kurumlarımız dedim ya, diğer dinin dışındaki alanlarda hizmet eden kurum ve kuruluşlarımız daha tam olarak algı noktasında, hani niye kurulduk, neden kurulduk, amacımız ve gayemiz ne, bilinç tam oturmadığı için şu anda bir benlik davası var. Yani şimdi beni dinleyen insanlar ya bu seninle de alakalı diyebilirler, desinler eyvallah. Yani ortalama o konuda eksiğimiz var, kusurumuz varsa biz ona da razıyız, bizde de hata varsa kabul ediyoruz, ederiz. Evet. Benim başımdaki üstad bana şunu söylemişti. Evladım demişti, Şeyh Nazım Hazretleri, ben bir şeyhe bağlayayım. Nakşibendi tarikatından, bunu da söylemekte çekinge görmüyorum. Ben deysem oyum. Ve bununla da iftihar ederim. Evet. Osmanlıyım, Nakşibendiyim. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaatim. Şimdi bana Şeyh Nazım Hazretleri şöyle bir şey söylemişti. Evladım demişti, nerede bir Müslüman var, nerede bir Osmanlı var, bileceksin, bulacaksın, tanıyacaksın, anlaşacaksın. Çünkü ayrılıktan fayda yoktur. Buluşmadan, anlaşmadan, birlikten fayda vardır. Ve her Müslüman üzerine farzdır buluşmak, tanışmak. Biz ise tanışmamak için, ben bunu görüyorum. Ben de 40, aşağı yukarı ne kadar oldu? Yani 7 yaşından beri buradayım. Aşağı yukarı tam 50 sene oldu. Tam 50 sene oldu. 57 yaşındayım. 50 senedir Almanya'dayım. Ve ben bunu burada kendi bünyemde değil, her türlü çevremde de yaşadım. Evet. Bu tecrübeleri edindim. 50 senedir ben ayrılık görüyorum. Her teşkilat kendi kurallarını koymuş, kuracak da zaten, ama diğerinden hiçbir destek kabul etmediği gibi hiçbir destek vermek niyetinde olmuyor. Niye? Şu şartla diyor ki benim çatım altında. Evet. Şimdi siz çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki herkes kendi çatısında olsun ama bir istişare heyeti oluşsun. Aynen. Ben o fikirdeyim. Ben her zaman birlikten, istişareden yanayım. Evet. Ve birçok teşkilatlarımız, ben isim vermek istemiyorum ama milliyetçi teşkilatlarımız, İslami teşkilatlarımız hepsi birlikten bahsediyor. Evet. Ben hiç görmedim ki bugüne kadar hiçbirisi ayrılıktan bahsetsin. Hepsi birlik olmaktan bahsediyor ama hiçbiri de bir adımı atmıyor. Evet. Bu konuda. Benim üzülerek söylemek istemiyorum da. Çünkü onların birlik anlayışı, benim çatım altında herkes birleşirse birlik olabilir anlayışı. Evet. Doğru muyum Bayram Bey? Maalesef hepsinde olmasa da genelde doğru. Genelde bu ama düşünce hasıl. Hepsinde olmasa da dediğimiz vakit, o hepsinde olmadığı, olmasa da bölümü bile yanaşmıyor ne hikmetse. Evet. Çünkü görmedik. Biz burada mesela, siz de bizi az çok tanıyorsunuz. Evet. Herkesi davet ettik. Evet. Her teşkilata davet ettik. Hiçbiri gelmiyor mesela. Ben diyorum ki beni davet edin, ben geleyim. Davet etmiyorlar. Şimdi ben o zaman size soruyorum, bir lobi derneği başkanı evet. olarak. Bunun yani dürüstlük neresinde? O güttükleri evet. davanın, inandıkları davanın, söyledikleri sözlerin neresindeler evet. o zaman? Ben diyorum ki ben birlikten yanayım. Evet. Ben Royal Ottoman Society Merkezi olarak evet. bütün milletimle, bütün Ehl-i Sünnet ve Cemaat üzere olan evet. teşkilatlarla yan yana olmak istiyorum. Evet. Birlikte omuz omuza, sırt sırta olmak istiyorum. Evet. Diye ben bunu ilan ettikçe evet. bunlar uzak duruyor. İşte ben bu anlayışa karşıyım. Evet. Diyorum ki Bayram Bey, bu kadar açık net konuşuyorum. Dürüstlükleri nerededir o zaman bu teşkilatların? Benim bu uzattığım ele sırtlarını ters yüz etmelerinin dürüstlük neresinde? Evet. Söyledikleri sözlerin neresinde kalıyorlar? Hani birlikti? Evet. Hani beraberlikti? Hani lobilikti? Evet. Üzülerek söylediğim, benim tecrübelerim de bunu gösteriyor. Mesela ben 10 yıldır burada faaliyet gösteriyorum. Evet. Mehter takımı kurmuşum. Sufi müzik grubu kurmuşum. Yani Sultan Abdülhamit'in gecelerini biz Royal Ottoman Society olarak Berlin'de Charlottenburg Sarayı'nda icra etmişiz. Evet. Bu dünyada bir ilk. Roma'ya girmişiz. Bu da dünyada bir ilk. Evet. Ve biz bunları yaparken hepsine elimizi uzattık. Beraber yapalım dedik. Evet. Hiçbirinden ne bir teşekkür, ne bir alkışa zaten ihtiyacımız yok. Evet. Ama ne bir en azından ya en azından bu adamlar bu işi yaptı diye bir söylem duymadık. Bir tek sizden duyduk. Allah sizden razı olsun. Dediniz ki kutlarım. Bir tek siz kutladınız bizi. Dediniz ki ben sizi kutluyorum. Çünkü siz bu teşkilat olarak hiçbir teşkilatını yapmadığını ortaya koydunuz. Niye? Gayret ettiniz. Gayret, Allah da size o gayretiniz neticesinde verdi. Başarıya ulaştırdı. Niçin Roma'ya birlikte girmedik? Roma bizim kızıl elmamız değil miydi? Ne çabuk unuttuk Bayram Bey, kızıl elma.
hedefimizi. Evet. Ne zaman vazgeçtik biz bu hedeften? Söyleyeyim belki bir iki cümleyle. Buyurun. Ya şu son söylediğiniz cümleler gerçekten üzücü. Yani 10 yıllık varlığınızdan bahsediyorsunuz, buradaki hizmetlerinizden bahsediyorsunuz. Bunlar tabii bize aşikar ama ben genel anlamda söylüyorum. Birçok derneğin, kurumun büyük bir ölçüde hiçbir davetimize, icraatımıza yanaşmadığını ya da destek ya da yardım talebimize bile yanaşmadığını, hatta en azından bir misafir olarak belirli faaliyetlere katılmaya yanaşmadığını söylüyorsunuz. Bunlar son derece üzücü şeyler. Yani doğru, hoş şeyler değil. Kabul etmek de mümkün değil. Dolayısıyla mesela ben sizleri tanıdım aşağı yukarı 2015-2016'dan beri. Dolayısıyla burada güzel bir hizmet dönüyor. Biraz evvel de bahsettik. Osmanlı kültürü insanlara yansıtılmaya çalışılıyor. Özellikle gençlerimize vesaire. Ama bunun yanında da evet bir dergah, Şeyh Nazım Kıbrısı çok yönlü bir faaliyet. Hazretlerinin, evet. Aynı zamanda da şubesi. Çok yönlü bir faaliyet. Dolayısıyla ve ecnebiler burada İslam'a giriyor. Aynen öyle. Ve evet, aynen. Ben de şahit oldum. Ecnebilerin, gayrimüslimlerin burada İslam'la müşerref olduklarını, İslam'a ilk adımı burada attıklarına şahit olmuş. Hatta mehter takımında bela. Evet, aynen. Mehter takımı olayı vesaire. Bunlar güzel çalışmalar. Şunu diyorum, yani kendi kamuoyumuza, kendi toplumsal yapılanmamıza, yani sebep, sorunlar, sıkıntılar noktasında ya da ön yargılar varsa bunlar noktasında bir şekilde ilk adımların atılması ve bunların konuşulması, diyaloğa girilmesi gerekiyor. Yani en azından bu yapılmalı. Yani bunun için de ön yargıdan evvela vazgeçilmesi gerekiyor. Tabii ki ön yargıdan vazgeçilmesi ve ilk adımın atılması. Ön yargıların kırılmasının en güzel yolu diyalogtur. Yani bunu sağlamamız gerekiyor. Biraz evvel demiştim. Ya Hasan Hans'la, bu bir örnek hep veriyorum. Evet. Ya kilisede, caminin lokalinde, özel tutulan salonlarda konuşuyor, görüşüyor, değerlendiriyor vesaire vesaire vesaire. Ama Hasan Hasan'la oturup da konuşamıyor, görüşemiyor. Burada hata kimde oluyor o zaman Bayram Bey şimdi? Evet. Gelin birlikte çalışalım diyende mi hata? Yok teşekkür ederim sen kendi işine bak diyende mi? Burada hata içindeki ön yargıyı hala daha sanki ne diyelim o yargılar varmış ve gerçekmiş gibi içinde tutup onunla hareket edenler. Bilmem anlatmak. Buyurun. İnşallah bu ben anlamışımdır. Teşekkür Eyvallah. Ediyorum. Çok güzel de izah ettiniz. Bizim buradaki hedefimiz kimseyi yargılamak, suçlamak, suistimal etmek de değil. Evet. Biz burada ne için buluştuk Bayram Bey? Biz birlik istiyoruz. Eyvallah. Biz hakikaten bir çatı altında olsun demiyoruz ama binlerce çatı altında da olsak bir arada hareket edelim. Yani en azından birisi güzel bir iş yaptığı vakit, bir dernek teşkilat, güzel bir fikri olduğu zaman onu destekleyelim. Bundan ne sakınca olabilir ki? Asla. Birisinin, bir dernek bizden daha güzel bir faaliyet yapmış ve hatta bir proje üretmiş. O projeyi desteklersek aslında muhabbet burada, bu kaynaşma daha çok bir şekilde zenginleşir, yüceleşir. Allah'ın belki rızası daha iyi kazanılır. Mutlaka bunlar... İstişare, işte sizin istediğiniz istişare 6 ayda bir. Aynen. Bu için aynen. Değil mi? Bu amaç için değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Yani biz burada, yani Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan Türk toplumu olarak, ya biz kendimizi tabii ki Türk toplumu diye de bu içinde yaşadığımız toplumlardan soyutlamayalım. Mutlaka onlarla da haşırlaşır olalım. Ama biz en azından kendi ortak noktalarımızı, kendi sıkıntılarımızı, kendi dertlerimizi değerlendirebilmek, çözüm aranması gerekiyorsa çözüm arayabilmek, öneride belirli yasama kurumlarına öneride bulunmamız gerekiyorsa bu önerileri birlikte ortaya koyabilmek adına tabii ki diyalog içerisinde olmamız lazım. En azından dost da düşman da bilsin ki bunlar birlik, dağınık değildir. Ve burada da şunu da demiyoruz. Hadi gelin bir çatının altında toplanalım. Hayır, herkes kendi kimliğini yapısını kullansın. Nötr ortamlarda ya da mevcut derneklerimizde bir onunkinde bir öbürününkinde sırayla 3 ayda bir. Yani uçuna benziyor Bayram Bey. Yani ortada bir çiçek olmasın, binlerce çiçek olsun ki yani rengarenk olan. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama bir amaç, bir hedef. Tabii ki. Yani Tegerine Derneği 2006 yılında kuruldu. O gündür bugündür hep bunu söylüyoruz. Hiçbir zaman hiç kimseye gelin bizim çatımız altında birleşin. Doğru yol biziz demedik. Diyemeyiz. Böyle bir şey yok. Çünkü doğru yol birlikte yürüyelim. Aynen öyle. Birlikte. Ortak paydayı beraber belirleyelim. Bir diğerimiz bir diğerinin eksiğini tamamlasın. Doğru mu? Aynen öyle.
Kesinlikle. Zaten öyle de olmalı. E çünkü binlerce puzzle parçaları var. Evet. Topladığı zaman ortaya bir resim çıkar. Tabii, tabii ki. Yani bir elin nesi var? İşte iki elin sesi var. İki elin sesi var. Dolayısıyla burada beraber hareket etmek kişi tarafa da muhatabiyet oluşturuyor. Tabii. Bu çok önemli. Bayram Bey, mesajınız nedir şimdi o teşkilatlara, o derneklere, evet, o kuruluşlara? Sizin buradan vereceğiniz mesaj nedir? Çok kısa ve öz. Belirli zamanlarda ya da ihtiyaca göre bir araya gelmemiz, diyalog sağlamamız gerekiyor. Ortak noktalardaki hedefleri belirlemenin, geleceğe bakış açısının genişletilmesinin, siyasi katılımın sağlanmasının ana yolu bu. Siz bu konuda yeni bir adım olarak bir planınız, bir projeniz var mı? Ya şöyle ne diyelim, bir kez daha dernek olarak, TGRN Derneği olarak buradaki mevcut topluma hizmet eden kurum kuruluşları hiçbirinde ayırt etmeden böyle bir platforma davet edebiliriz. Yani bu bir otel lojası olur. Bir otel neutral lojası, bir yer. Neutral, nötr bir yer olur. Öyle bir platforma davet ederek hem birbirimizi tanımak, tanışmak, evet, hem de ne diyelim, yaptığımız icraatları, yani birbirimizin icraatlarını bilmek, aynı zamanda da aktüeliteye göre ya da mevcut geleceğe yönelik sorunlara göre ortak noktalar, ortak hedefler belirleyebilmek. Yani bunlar çok zor şeyler değil. Yeter ki aslında çok basit. Aynen öyle. Bunu bu virüs başlamadan önce aslında adımımızı atmıştık ama tabii virüsten dolayı, salgından dolayı şu anda geri adım attık. Tekrar bu virüs olayı ortadan kalktıktan sonra böyle bir dayanışmayı sağlamak istiyoruz ve mevcut bütün kurumlarımızı bu bölgede, Rhein-Neckar bölgesinde. Evet. Bakalım yani epey de kurum var, yok değil belki yüzün üzerinde. Ümitli misiniz? Ya şu var yani 30 senedir çünkü bu işte 30 yıllık ama son 2006'dan beri de 14 yıllık lobi şeyime, tecrübelerime göre 200 davetiye gönderirsiniz ancak %10'u gelir. Yani yine de ümitliyim. Yani %10'u da azımsamıyorum. Şunu söylüyorum her neyin zaman. Neyin değişmesi lazım %90'ın gelmesi için? İşte onu bilemiyorum. Anlayışın değişmesi lazım ya, değil mi? Yönetimdeki algının, anlayışın mutlaka değişmesi lazım. Yani icraatları kişilere bağlamamak gerekiyor. İşte mesela bu çok önemli. Duygusal aynen ve öyle. Şahsi yaklaşmamak hani, lazım. Evet. Meseleyi Bayram Türkoğlu'na, Ayberk Efendi'ye, ona buna bağlamamak gerekiyor. Amaç topluma hizmetse, hatta amaç, biraz daha genişleterek söylüyorum, Allah rızasını kazanmak için topluma hizmetse, burada kişilerin, kurumların çok önemi yok. Kimse kusura bakmasın. Buyurun şimdi bir yıl Osmanlı filmleri seyredin. Evet. Diriliş filmi olsun, kuruluş evet. filmi olsun. Orada evet. bizim takip ettiğimiz kadere mesela bizim sultanlarımız, hakanlarımız yeri geldi. Küffarla bile evet. işbirliği yaptı. Evet. Niye? Dava önde yürüsün diye davaya zarar gelmesin. Evet. Milli dava, İslami dava başarıya ulaşsın diye. Doğru mu? Evet. Bir aynen. araya geldiler. Evet. Düşmanla bir araya geldiler. Evet. Evet. Birlikte hareket ettiler gerekirse. Evet. Evet. Diğer düşmana karşı. Yani zaten şu var. Ki biz düşman da değiliz. Değil, kesinlikle. Haşa. Efendimizin son cuma hutbesinde zaten şeyi var. Ne diyor? İçinde yaşadığınız ya da size yakın olan gayrimüslimlerle barış içerisinde yaşayın. Buyurun. Onlarla sulh ilan edin, anlaşmalar yapın. Bunu kimin için söylüyor? Bunu bizler için, Müslümanlar için. Gayrimüslimlerle diyor değil mi? Evet, gayrimüslimlerle diyor. Ki biz gayrimüslim de değiliz. Şu var, bizle alakalı söylediği zaten kardeşlik ötesi yok. Buyurun. Bu kadar. Yani ben oraya girmedim. Gayrimüslimlerle ben gidiyorum genellikle. Eyvallah, teşekkür ederim. Çünkü deşmek lazım. Tabii ki. Çünkü kanayan bir yara var. Kanayan bir yara var. Evet. Tabii ki yani ya bizler diyoruz işte Türk kökenli göçmenler diye Almanya'da burada diyorum. Almanca'da da gidiyor. Almanya'da göçmenler olarak ya ortak faydalarımız çok. Bayrak ortak faydamız. Türkiye Cumhuriyeti bizim ortak faydamız. Kur'an ortak faydamız. Evet. Peygamber Efendimiz ortak faydamız, kültürel sosyal değerlerimiz ortak faydamız, Osmanlı ortak faydamız, sayayım mı daha neler var neler var? Ben şunu görüyorum Bayram evet. Bey, şahsi olarak duygularıyla, duyumlarıyla, oradan buradan yani duyduklarıyla hareket edenler asla profesyonel olamazlar. Bu işin başında da evet. ehli değildirler. Evet. Bu yönetimlerin, bu gibi anlayışta olanların değiştirilmesi lazım. Ehil kimselerin daha profesyonel düşünen, evet. daha kapsamlı yani davayı üstte tutan, şahsiyeti evet. bir kenara bırakarak duyguları hareket eden
yeni bir yönetim kurullarının bu teşkilatlarda yer alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu dediklerinizi ben kendi derneğimizi de işin içerisine koyarak tüm dernekler için, tüm kurum ve kuruluşlar için geçerli sayıyorum. Evet, yani profesyonelleşmeye doğru gitmemiz lazım. Bunun adına kurumsallaşma diyoruz. Evet. Dolayısıyla bu noktada işte dedim ya bir süreç, zaman. Zaman isteyen bir süreç. Çünkü birçok derneğin... Zaman var mı? Zaman, tabii ki zaman yok. Buyurun. Yani geçen her, yani boşa geçen her saniye bir zarardır. Ama ve lakin işte bu farklı bir toplumun içerisinde yeni bir toplumun yer bulması, kişilik bulması, kurumsallaşması maalesef zaman isteyen bir olay. Burada da işte belki zamanla profesyonelleşeceğiz. Çünkü bazı derneklerin, yani buna biz de dahiliz, arka planda öyle bütçesi yok. Toplumdan büyük bir desteği de yok. Yani toplumun büyük bir bölümünün de her kurum ne yapıyor, ne diyor diye bir araştırdığı vesaire de yok. Yani burada ne yapıyorsunuz siz? Toplum bilinciyle, Allah'ın size yüklediği o görevle, manevi olarak hissettiğiniz o hissiyatla topluma hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Ne şartlarda? Mekan imkanları, zaman imkanları ve maddi imkanlar dahilinde. Bunun ötesine çıkamıyorsunuz. O açıdan ben de şunu söyleyebilirim. TGRN Derneği bile profesyonel bir destek dernek değil. Asla değil. Dolayısıyla bu ve bu gibi derneklerin de mutlaka zamanla desteklenmesi, güçlenmesi ve profesyonelleşmesi lazım. Yani ben kendimi asla profesyonel atfetmiyorum. Asla ama ve lakin dedim ya bu yolda ilerlememiz lazım. Hepimizin. Yani o biraz evvel dediğiniz ön yargılar, sıkıntılar, ne diyelim, bunların tamamen bertaraf edilmesi lazım. Her kurum kendi bünyesinde içinde bulunduğu ya da hakim olduğu camiye hizmetinde bulunsun mutlaka olmalı ve bu karşı diğer taraflardan saygıyla karşılanmalı ama ortak noktalarda da ben bu camiye, bu kapıya gelip tıklayıp selamünaleyküm Ayberk Efendi, kolay gelsin diyebilmeliyim. Çok doğru. Böyle bir adımımız var. Ne dersiniz? Gelin bunu beraber atalım. Diğer dernekleri de kazanmalıyız diyebilmeliyim. Bunu da aynı şekilde siz de bütün derneklere yapabilmelisiniz. Doğru. İşte bunlar eksik. Bayram Bey, bu konuda ben size katılıyorum. Ve her zaman yanınızdayım. Bu düşüncenizin yanınızdayım. Dürüst ve doğruluk çizgisinde yürüdüğümüz müddetçe ben inanıyorum ki zaten bizim sırtımız yere gelmez. Hiç kimsenin sırtı yere gelmez. Evet. Ama ilk adımı ben size teklif ediyorum. Çünkü başka bir kimseden bunu henüz göremedik. Evet. Bu adımları yine sizin atacağınıza inanıyoruz. Ve destekliyoruz bu konuda sizi. Bundan sonra inşallah bu çizgide, bu yolda 35 senedir nasıl davanıza sadık kalmışsanız bundan böyle de sonuna kadar da sadık kalacağınızı inanarak sizin arkanızdayız diyorum. Evet, eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün lobi anlayışı meselesi üzerinde, lobi nedir, lobilik nedir? Bunları Bayram Türkoğlu'na, bu işin uzmanına danıştık, sorduk, öğrendik. Kendisiyle tekrar inşallah bir başka programda tekrar bir araya geleceğiz. Ve biraz önceki Kızılay'la konusunu ve tarihi bazı konuları kendisine tekrar danışacağız. Hepinize iyi günler diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Bayram Bey, son sözünüz var mıdır? Türk toplumunu saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Anlattığımız şeyler eksik olabilir, yanlış olabilir ama asla artmak yok. Dolayısıyla bu anlatılanlardan ben de dahil her birimiz kendimize ders çıkaralım diyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.